Şimdi sizi Emine Hanım'la tanıştırmıştım. Kızım Kübra'yı arıyorum demişti. Bursa'dan yayınımıza gelmişti. Emine Hanım bir gelsin lütfen. Emine Hanımcığım, gelin. Siz bana geldiniz. Size güvenerekten geldim. Biliyorum, kızınız Kübra'yı biz bulduk ve buraya getirdik. Burada şu anda Kübra. Allah razı olsun. Tamam, Kübra bir gelsin lütfen. Allah ne muradınız varsa. Sağ ol canım. Sağ ol canım benim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah ne muradınız varsa. Dua edin. Ömrümün sonuna kadar hep dua edeceğim size. Ay Allah, rica ederim. Allah sizden de razı olsun. Canım ya. Nasılmış, neredeymiş? Nasıl? Nerede bulunmuş? Nerede bulunmuş? Kızınızı göreceksiniz birazdan, kendisine sorarsınız. İnşallah şimdi gelsin Kübra'yı da bir de, hem ne zamandır görmüyorsunuz Kübra'yı? Evli kızı biliyorsunuz, evi terk ediyor, gidiyor, kocasından boşanıyor. Ben 6 senede bir boşandığını duyunca eve hani boşanmamızın gel dediğim zaman gördüm. 6 yıldır hiç görmüyorum. 6 yıldır görmüyor musunuz? Evet, 2018'den beri. Hadi canım. Evet. 2018'den beri kızınızı görmüyorsunuz. Görmüyorum. Ailesi görüştürmüyor. Görüştürmüyorum. Of ya. 6 yıldır görmediğiniz kızınızı ben size görüştüreceğim. Bana güvendiğiniz için ben teşekkür ederim. Çok güvenerekten geldim zaten. Canım benim ya, canım benim. Ablası da illa Didem Hanım'a çıkan ya. Didem Hanım'a çıkan ya. Ay canım benim ya. 2 yaş büyük ablası var hep bunun şeyinden yani. Tamam tatlım, şimdi kızın gelecek içeri bu. Tamam mı? Sen yerine geç hemen. En başa otur. Kübra'yı buraya bir davet edeyim ben. Gel ben sana eşlik edeyim. Gel bak şurası. Gel bir tanem. Gel canım. Şurası Emine Hanımcığım. Evet ya. Bana güvendiğin için gerçekten bütün kalbime teşekkür ederim. Elimden... Allah razı olsun. Bütün ekibinizden, hepinizden Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Kızını görmeye 6 yıl sonra hazır mısın? Hazırım. Her şeyi de duymaya hazır mısın? Hazırım. Peki. Sevgili Kübra bir gelsin hemen lütfen. Bakalım nerelerdeymiş. Hoş geldin. Ne haber, nasılsın? İyiyim. Çok korktuk senin için. Yok. Annen 6 yıldır korkulacak bir şey yok. Bir annen seni görmek istiyor. Evet. Sarılmak istemez misin? Yani. Annen ya. Git annenin yanına. 6 yıldır kızını görmüyor. O, yani 2012'den beri evli. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bak şöyle yapalım. Dinleyeceğim ben. Ben her şeyi biliyorum. Aslında Emine Hanım'ın anlattığından daha farklı. Şu köşeye otur, evet. Bir tane. Gel Kübra, sen de gel yanıma. Seni de karşıya alayım. Annenle göz göze bakın. Tamam. Şu en köşeye oturur musun? Evet. Bir annenle göz göze mi bakmak istiyorsun? En köşeye gelir misin? Tamam, şöyle geleyim. Evet. Tamam. Sevgili Kübra, sen aslında yani 2012 yılında evleniyorsun. Evet. Sonra 12 yıl evli kalıyorsun. Çocuk, kaç çocuk vardı? 3 tane çocuğun var. 2 kızım bir oğlum. Sonra eşinden ayrılıyorsun. Evet. Ondan sonra evden ayrılıyorsun, Antep'e gidiyorsun. Annemize geldi, dedi ki yani senin kocan, işte boşandığın eşin senin annenle görüşmeni istemiyormuş. Hayır, öyle bir şey yok. Vesaire. Dedem Hanım şöyle söyleyeyim. Ben ayrıldıktan sonra belli bir uzun korktu, bir süre. Korktu yani, hayatta olmayabilir dedi. Biz şu acayip korktuk ya, yani. Hayır, öyle bir şey yok. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben boşandıktan uzun bir süre zaten eşimle birlikte kaldım. Ya sen kayıp değil miydin? Hayır değilim. Ama sadece, evden gitmişsin yani. Evet gittim. 23 Ocak'ta gittim ben evden. Anneni gerçekten, onlara geleceğim de ben. Sen anneni 6 yıldır görmüyor musun? Hayır, en son Aralık ayında kendisi kardeşimle birlikte geldi. Ben dedim aman, boşandıktan sonra bir kere gördüm. Bir kere geldi, eve çık onu dedim. Söyledim. Bir şey kere. Didem Hanım. 6 yılda bir defa mı gördün? En son 2000... Ya, telefonla konuşuyorduk. Ama yüz yüze annen ya. Yok, görmedim. Yani şöyle bir şey. Niye Didem Hanım geldi. Aşağıya geldi. Kayınvaliden balkondan dedi ki Emine Hanım gel bir barda hani bir filcan kahvemizi iç. İşim var dedi, gelmedi. İstese gelebilirdi. Ama neden gelmedim? Hep bana zarar yapıyorlar. Ne zarar yapıyorlar? En son 2018'de geldi, kaynatan bıçakla üstüme yürüdü. Ona da yalan ya söyle. Anne, bırak Allah aşkına. Seni almaya geldiğimde ona da yalan söyle. Kim üzerine bıçakla yürüdü? Kayınpederi. Öyle mi? Şey demiyorum. Hastanede korkutuyorlar. Gördüm. Evde şöyle bir şey Didem Hanım. Sen anneni özlemedin mi ya? Anneni seviyor musun? Yani
Seviyorum da en zor günümde yanımda yoktu ki Didem Hanım. Benim ona ihtiyacım olduğu zamanlar benim yanımda yoktu. Ona sorar mısın? Ben yani. Sor bakayım. Daha ne diyeyim ki? Ne zamandı senin en zoruna? Hayır anne bak şimdi şöyle bir şey. Diyorsun ki, hayır diyorsun ki işte. Bir anne hiçbir evladını atmaz. Ya tamam öyle hiçbir anne ama. Hiçbir evladını atmaz ama atanları hiç da gördük. Hiç atmaz. Diyorsun ki ben 12 senelik evli şu anda burada olmazdı. Bir şey söyleyeyim. Kızını dinle. Tamam, bak ben oradan çekildim. Yani kız konuşun. Toplasa 10 defa anca gördüm diyorsun değil mi? 10 defa mı görüştük biz seninle? Toplam olarak 10 kere bir gece bile kalmadın yani yatma. Yani anne evlerimiz dip dibeydi. Arada sadece bir cadde ben var. O caddeyi aşıp gelmek çok zor bir şey değil. Ben gelemiyorsam. Ben balkonda 12 senedir balkonda ha annem gelecek ha bugün gelecek ha yarın gelecek hep seni bekledim. Geldiğim zaman senin eşin beni kovdu be. Ne zaman kovdu? 2013 Efendim, yılında oğlum doğdu. Oğlum 6 aylık oldu. Sen ondan onun sonra geldin. Geldi kızım. Gerçekten mi? Hayır onun da haberi geldi hastaneden. Hastaneden çalışan bir yakınımız sonra, vardı. Ha, insan torununu 6 ay sonra mı görür ya? Bak gidecektim. Soğukmadılar dün, Didem Hanım, dün kaçırdım araya girme. Önce anne kız bir haber şöyle geliyor. Bir şey söyleyeyim. Düne kadar benim çocuklarım yolda görse tanımayacak. Anneanneyi tanımazlar mı? Tanımazlar. Çünkü hiç görmediler. Bilmiyorlar. Peki sen bana geldin. Ben seni evden hiç kovdun mu? Gelmedim ki kovasın. Bir kere geldim. Kaçtığın zaman herkes kapıda. Gibi kapısın. Ben her zaman evini de sattırdılar. Kayınvalidesi aldı kendi üstüne. Bütün haklarını. Hayır. Hayır, annemin hakkını bu konuda yedirttirmem. Öyle bir şey Serkan olmadı. Serkan söyledi onu bana. Hayır. Serkan. Ya Serkan o meseleye geliriz ama. Serkan söylüyor ya. Sen şey... Serkan'ı bilmiyor musun? Didem Hanım ben babamdan... Düğünle başlayalım mı? Düğüne yani düğüne annen gerçekten yarım saat kalıp gitti mi senin düğününe? Evet, geldi, takıları topladı, gitti. Fotoğraflarımız takı, bile var Didem Hanım. Takı takılmadı. Takı takılmadı. Kimse takmadı. Neden? Düğüne kızınızı ben, 2012 yılında kızınızı evlendiriyorsunuz. Evet. Düğün oluyor. Düğüne gidiyorsunuz. Yarım saat katılıp çıkıyorsunuz. Öyle mi? Yarım saatten fazla kaldım. Ya takı için mi gittiniz? Takı toplamaya takı mı? Takı hiç takılmadı. Kız tarafından kimse takmadı ama sebebi neden takmadı? İnsan kızın düğününe başından sonra ne olur? Yarım saat, bir saat, iki saat kalır mı? Ama düğünden önce ben gene gittiğime şükretsinler. Neden? Kendisi de vardı. Eşinden geldiler. Ben kahvaltıya geldiler sanıyorum. Bana kavgaya geldiler. Eşi dedi ki babasının maaşını aldım bir gece yedireceğim. Evini de satacağım. Her şeyini satacağım. Görürsün düğün dedi. Olmadan önce. Bana evet, sinirden Didem Hanım. Gün kala. Neden? Çünkü biz kaçarak evlendik. Ne 2012 olduğunu ben yılında. Bilmeden ben kahvaltıya geldiler sanıyordum. Kavga onu duyan bütün akrabalar dediler hani biz artık takım akı bir şey yapmayız dediler. Didem Hanım ben de o zamanın parası 9,5 lira para almıştım şimdi babamdan. Şimdi ben takıyı kimse takmayınca ne ben oldu biliyor musun çeyiz paraları? Bir dakika Emine Hanımcığım yani. Bak şu anda kızınla konuşuyorum dinler o misin canım? O çeyiz paraları ne oldu biliyor musun? Bana bilezik oldu, set oldu, bir de beşi bir yerde oldu. O ya. Aldığım çeyiz parası bana diyor ki sen diyor o parayla ya bu devirde 9,5 milyar... Ne az düğün yapabilir misiniz Allah aşkına size soruyorum yapabilir mi yapamaz. Ben düğün yaptınız demedim. Ben kayınvalideme dedim ki anne dedim bir ben saat şeye giyeceğim. Takıldım ne kadar yani eğer işini yaptıysa annene o saygısızlığı yani o kabul edilecek bir şey değil. Ama yani saygısızlık yapsa yani en azından gitmen lazım kızının yanına gittim, anlatabiliyor muyum? Düğüne gittim. Şimdi saygısızlık yapınca nasıl gelecek yarım saat kaldı çıktı mı gerçekten? Evet. Peki eşin saygısızlık yaptı mı annene? Evde düğünde ateşlenmiş. Mi? Hayır düğünde hiçbir şey olmadı. Hiçbir beş şekilde. Yaşında kızım vardı ben evde düğünde... ateşler içinde yanıyordu fazla da duramazdım ben. Ya kızın şey kardeşi hastaydı. Evet. Öyle mi? Ya ben anlamıyorum. Ben doğum yapıyorum Zehra hastalanıyor. Ben düğün yapıyorum Zehra hastalanıyor. Benim bir şeyim oluyor çocuğumun mevlidi olacak oluyor Zehra sorun. Hastalanıyor. Ablam doğum yaptı Zehra hastalanmadı. Bebeği oldu mevlid yaptınız Zehra hastalanmadı. Ama düğün oldu Zehra hep beni mi buldu? Kardeşin mi Zehra? Evet hep beni mi buldu anne bunlar? Ablasınınkinde büyüktü. Bu Zehra'nın hastalığı hep beni mi buldu? Ha? Zaten ötekilerin daha biri var. Küçüğünde gelmedin mi? Kübra küçük kızında gelmedin mi? Yanında kalmadım mı? Kaldığım zaman kaynatası bütün evrakları her şeyi bundan vekaleti almış. Çocuk ayırmışsınız öyle bana diyor. Bana diyor ki benim gitmediğimin sebebi de. Emine Hanımcığım. Neyin vekaletini almış dur. Babam benden? Sen kendi demedin mi vekaleti ilk çocuğun hastaydı. Ama Safiye'nin doğduğunda anne babamın kredi borçları gelmiş işte ben ev vergisi sözlü ödemiyormuşum ama babasının hiç kredi borcu yok. Şimdi Emine'cim onu yani anne, para bu mesele boşverin de annelik daha, başka bir şey. Bak babam daha maaşını emekli oldu daha ilk maaşını almadan gitti 25 milyar kredi çekti bizim düğünümüzü yaptı. Neden yaptı? Ya baban sırf, hayatta olsaydı her şey farklı mı olurdu?
Tabii yok, kredi çekip düğünümüzü yapan kayınpederimdi. Baba derken kayınpederden bahsediyorsun. Evet, yapacak. Yani emekli maaşından tek bir kuruş çekmeden adam gitti, şey aldı, oğlum 7 yaşına girdi, babamın kredisi ya daha yeni bitmişti. Şunu merak ediyorum, sen annenin seni sevmediğini düşünüyorsun. Evet.